Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Bölüm Başkanı Okan Külköylüoğlu, Ulusal Antarktika Bilim Seferi süresince yaşadıkları çalışmalardan bahsetti. Külköylüoğlu, biyoçeşitlilik konusunda dünyanın farklı yerlerinden gelen örnekleri inceleyerek yeni türler keşfettiklerini aktardı. Bu projede temel amaç şuydu: Antarktika'da daha önce araştırılmamış ya da çok az bilinen bazı canlı gruplarının Profesör Doktor Külköylüoğlu 6. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ni anlattı. Tabii bu e, TAYA 6 olarak geçiyor. Yani Türkiye e, Antarktik e, Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nün e, açmış olduğu TÜBİTAK'ın desteğinde bir programdı. E, bu program bir özelliği var. Cumhurbaşkanlığı himayesinde olan e, Ender e, TÜBİTAK projelerinden bir tanesi. Biz de ona e, 6 kişilik bir ekiple katıldık. Ben yürütücü olarak projeyi halen devam ettiriyorum. Son bir serisine girdi. Bu projede temel amaç şuydu, Antarktika'da daha önce araştırılmamış ya da çok az bilinen bazı canlı gruplarının yaşadık sucul canlı grupları bunlar, o mikroskobik genellikle. Bunlardan bir tanesi ostrakot, bir tanesi copepod, bir tanesi de harpaktikoid dediğimiz başka bir grup. Bunların yaşadıkları su ortamında toprak, su ve havayla olan bir modellemesini yapmaya çalıştık. Yani bu canlılara acaba hangi faktörler etkili, ne düzeyde etkili ve bu etkilerinin e, uzun dönem e, iklim değişimlerine bağlı olarak sonuçlarını görmek amaçlı bir e, çalışma içerisinde Antarktika'ya gittik. Külköylüoğlu çalışmalarının devam ettiğini dile getirdi. Türk üstünün bulunduğu e, Nal Adası diyoruz, Horshu Adası diyoruz İngilizcesi. O adada ve yakın adalarda Buzul göller var. Yani buzla kaplı bu göller. Onları delmek suretiyle ki oldukça meşakkatli bir iş. Delmek suretiyle özel aletlerimizde suyun içine ulaştık ve oradan da dibe toprağa sedmen diyoruz. Yani çamur tabakasına ulaştık. Ve oradan da gerekli olan ölçümleri yaparak örnekleri aldık getirdik Türkiye'ye getirdik. Burada hala o örnekler üzerine çalışıyoruz. Ama şunu hemen söyleyeyim en az 3-5 tane yeni dünya için yeni türü bulduk. Onu da bu vesileyle size duyurmuş olalım. Ve hatta onların çizimleri yapılıyor bazılarının. Şimdi bazıları bitti fotoğrafları çekildi. Ee, sadece cins e, özür dilerim sadece tür bazında bunları bulduk ama onun dışında mesela sedimen yani toprak kalitesine baktık orada. Orada su kalitesine baktık onların da ölçümleri var. Onlar da ayrı olarak e, analizler edilip e, yakın zamanda e, raporları sunulacak. Profesör Doktor Külköylüoğlu biyoçeşitliliğin yaşam için önemine değinerek keşfettikleri yeni türleri anlattı. Niçin tek bir kuş yok niçin tek bir ağaç yok? Çünkü bu çeşitlik tabii ki süreç evrimsel bir süreçte çeşitlik oluşmuş ve çeşitlik bize alternatif sunuyor. Onun için biyoçeşitlilik de önemli ciddi bir alternatif merkezi ve bu merkezi koruyabilmemiz gerekiyor. En son çalışmalarımız Texas'tan gönderdikleri örneklerden de bana dünyanın birçok yerinden örnek geliyor. Ben ve ekibimiz var burada arkadaşlarımız master öğrencilerimiz, yüksek lisans öğrencilerimiz, doçent bir arkadaşımız var. On, onlarla beraber bir ekip olarak çalışıyoruz. Ee, yani onlarca yeni tür, Türkiye'de belki 50-60 tane Türkiye, 70 tane yeni tür, Türkiye için raporlar, birçok tür var. Şu anda en son yine Teksas'tan ve e, farklı yerlerinden yurt dışında gelen örneklerde e, dünya için en az 6-7 tane daha yeni cins var.